Altın Rehber'de bu haftaki durağımız Antalya'dayız ve Hayırmet Seçim Merkezi'ndeyiz. Yanımda Hayırmet Seçim Merkezi'nin kurucusu Teoman Bey var. Teoman Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Teoman Serkan Ünlüer. Yaklaşık 10 yıl evvel Hayırmet'i kurduk ve Türkiye'deki insanlarımıza olsun, gerek yurt dışına olsun saç ekimiyle ilgili hizmet veriyoruz. Peki Teoman Bey, ben buraya geldim, saç ekimi yaptırmak istiyorum. Nasıl bir işlem uygulanıyor? Neler yapılıyor? Bize biraz süreci de anlatabilir misiniz? Tabii ki. Yani şimdi saç ekimi, öncelikle hani hep saç ekimi diyoruz ama aslında saç naklidir normali. Çünkü neden? İşte ense bölgesinden alınan kökler boş bölgeye naklediliyor. Yani dolayısıyla tek tek alınan, bu zamanda artık FUO yöntemi dediğimiz en son teknoloji kökler açık bölgelere ekilir. Peki sadece erkeklere mi yapılıyor, kadınlara da yapılıyor mu? Nasıl bir ayrım oluyor? Erkek kadın aslında çok fark etmiyor. Herkese yapılıyor. Ama erkekte şöyle bir özellik var. Erkekte ense bölgesinde genetik olarak kodlanmış, dökülmeyen kökler var. Ve biz bu kökleri kullandığımız için bunları istediğimiz yere ekiyoruz ve bunlar bir daha dökülmüyor. Kadınlarda maalesef öyle bir bölge yok. İşlem oluyor ama kadınlarda birazcık şans meselesi, tutup tutmaması. Daha çok şansa dayalı aslında diyorsunuz. Evet. Peki Teoman Bey, ekim sürecinde nasıl oluyor? Yani uyuşturma yapıyor musunuz ya da ağrısız var mı? O konulardan da biraz hani bahsedebilirsek izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Tabii ki. Yani şimdi aslında ağrısız işlem diye geçiyor. Bu da sonrasında, çünkü hiçbir ağrı yok ama işlem başlarken lokal anestezi yapıyoruz. Lokal anestezi aynı bir dişçiye gittiğiniz gibi bir hafif bir ağrı var anestezi esnasında ama sonrasında hiçbir ağrısızı yoktur. Süreç ne kadar sürüyor? Yani saç ekimi yaptırdım. Ne kadar zaman sonra saçlarım çıkmaya başlayacak? Şimdi öncelikle ekilen saçlar ilk 6 hafta içinde dökülebilir. Yani dökülecek diye bir şey yok ama kişiden kişiye değişiyor. Bazılarında hepsi dökülür, bazılarında birazı dökülür. Sonra o kökler bir 6 hafta dinlenir. Yani 3. aydan itibaren yavaş yavaş çıkmaya başlarlar. 6 ay sonra yaklaşık bir %60-70'i çıkmış olur. 1 sene sonra komple tamamlar. Peki yaptığınız saç nakli diye bahsediyorsun. Saç naklinden sonra bu çıkacak olan saçlar ne kadar süre dayanıyor? Onlar da belli bir süre sonra dökülüyorlar mı yoksa ömür boyu mu saçta kalıyorlar? Yani aslında bir ekstrem bir durum, ekstra bir hastalık yoksa ömür boyu kalacaklardır. Çünkü dediğim gibi ilk başta dökülmeyen bölgeden alındığı için bunlar nereye ekersek ekelim hep kalacaklardır. Kadınlarda saç nakli dışında daha çok ne öneriyorsunuz ya da nasıl işlem uyguluyorsunuz? Şimdi tabii bu duruma göre değişiyor. Bir bakmak lazım, muayene etmek lazım. Bir kere sebebini öğrenmek lazım daha çok kadınlarda. Yani hormon eksikliği olabilir, vitamin D eksikliği olabilir, çok şeyler var. Ama saç ekimine uygunsa evet, ekim denenmesi gerekir kesinlikle. Yoksa ama PRP tedavisi de yapılabilir. PRP tedavisi öneriyorsunuz. Peki saç ekim sonrasında gelen misafirlerinizin, müşterilerinizin herhangi bir ilaç ya da vesaire bir şey kullanması gerekiyor mu? Yok. Yani sonrasında sadece bir hafta boyunca antibiyotik, o da yani enfeksiyon riskini azaltmak için. Başka hiçbir şekilde ekstradan bir şey kullanması gerekmiyor. Ekilen saçlar çıkacaktır. Ne kadar saat sürüyor bu işlem, saç nakli işlemi? 8 saat civarında sürer. Yani çünkü uzun bir işlem, yani tek tek hep küçük küçük köklerle uğraştığımız için 8 saat sürer. Sonrasında kontrol gerektiriyor mu Teoman Bey? 2 gün sonra biz diyoruz gelin, işlem sonrası ilk saç yıkamasını biz yapalım. Hem öğretelim saç yıkamasını, o esnada da bir kontrolünü yapalım. 10 gün boyunca bizim dediğimiz gibi saçlar yıkanır. 10. gün buradalarsa, Antalya'dalarsa tekrar buyurun gelin, bir daha bir bakalım güzel yıkamış mısınız. Ondan sonra hiçbir daha bir şey gerekmiyor. Çok teşekkür ederiz sohbetiniz için. Bizi burada aydınlattığınız saç nakli ile alakalı. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Altın Rehber'de bu hafta Hayırmet Saç Ekim Merkezi'ndeydik. İnsanların aksesuarı tabii ki saçlarımız çok değerli ve sizi de saç nakli için Hayırmet'e bekliyoruz. Farklı sektörde, farklı yerlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.